Şeker vazgeçilmezimiz. Tabii çayı şekerli içeriz, şekerli gıdalar tüketiriz ama şeker denildiği zaman da sanki esmer şeker daha uygunmuş gibi biraz daha esmer şekere yoğunlaşırız. Peki beyaz şeker mi önerirsiniz yoksa esmer şeker mi önerirsiniz? Evet Esra Hanım genelde esmer şeker daha sağlıklı olarak algılanıyor ve günlük hayatta beyaz şekeri atıyoruz bir kenara daha çok elimiz esmer şekerlere gidiyor. Fakat böyle bir algı son derece yanlış. Çünkü şeker şekerdir. E, şekeri aslında hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle rafine, yapay şekeri. Bu yüzden esmer şeker mi, beyaz şeker mi? Beyaz şeker e, vitamin ve mineraller açısından esmer şeker bir tık daha önde. Bu anlamda. Fakat e, illaki kullanmak istiyorsak, bir tatlı yapacaksak yine az miktarda kullanarak esmer şekere evet tercih edebiliriz fakat şeker e, şeker olarak e, iki yani ayrı kategorilere ayıramayız çünkü ikisinde de zararlı o yüzden hayatımızdan çıkarmak e, son derece önemli bir adım olacaktır yine tatlandırıcı kullanabilir miyiz diye di e, Burada çok sorulan sorulardan biri. Yine tatlandırıcıyı da aslında onu da şeker olarak e, beyin o şekilde algıladığı için tatlandırıcıyı da kullanmamamız gerekiyor esasında. Yine canımız çok tatlı istediğinde e, tatlılarımızı meyvelerle süsleyebiliriz. E, meyvelerin e, örneğin hurmanın özüyle yapabiliriz bunu bir şeylerin yerine farklı alternatifler kullandığımızda aslında şekere çok da ihtiyaç kalmadığını göreceksiniz. Çünkü örneğin kuru meyveler çok tatlı. Kuru kayısı, kuru hurma iki tane kuru hurma yediğinizde çayın veya kahvenin yanında o şeker tadını bastırdığınız için e, şekerli hiçbir şey insanın e, canı o an istemiyor. Fakat tabi bayramlarımız oluyor seyranlarımız oluyor tatlı yapmak istiyoruz. İlla ki tatlı yapacaksak evet esmer şeker bir tık daha mineral bakımından zengin olduğu için esmer şekeri kullanabiliriz fakat hazır paketli besinleri yapay şekerli besinleri veya çok kremalı ürünleri hayatımızdan ne kadar çıkarırsak o kadar aslında obezite adına öne geçmiş oluruz o kadar faydalı olur Kesinlikle, kesinlikle 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 sınırlı tüketmemiz gerekiyor. Ee, örneğin e, bir içecek içmek istediğimizde asitli bir içecek içmek istediğimizde bunu ayda bir iki defa olacak şekilde veya çok sevdiğimiz bir tatlıyı sütlü tatlılara ağırlık vererek haftada bir olacak şekilde aslında porsiyon kontrolünde yaptığımızda kilo almamış oluruz. Fakat her gün çok fazla miktarda e, yapay şeker tüketiyorsak bu son derece zararlı. Örneğin çayımızı aslında e, iki şekerden bir kesiyor olsak başlayacağız kilo vermeye. Fakat biz her çaya günde 5 tane çay içiyorsak 2 küp şeker atıyorsak 10 tane küp şeker yemiş oluyoruz aslında. Ben her zaman şöyle söylüyorum. O küp şekerleri elinize alın bakalım. 10 adet küp şekerini biz yiyebiliyor muyuz? Çıtır çıtır yiyebilir miyiz? Hayır yiyemeyiz. Fakat biz bunları çayımızın içerisinde her gün içiyoruz. Bu yüzden e, ilk adım olarak çayımızdaki ve kahvelerimizdeki şekerleri kaldırdığımızda aslında kilo vermenin yavaş yavaş başladığını görüyor olacağız. Peki şerbet tüketim hocam? Şerbet evet e, özellikle doğumlarda lohusa şerbeti evet içiyoruz. Fakat e, keyfi olarak canınız şerbet istediğinde bu da kilo yapmada son derece evet etken olabiliyor. Yine onu da sınırlı tüketeceğiz. Yine sınırlı evet. Yani içeceklerimizde sıvı içeceklerimizde tercihimiz ne olmalı? Sıvı içeceklerimizde öncelikle e, tabii ki su. Çünkü suyun yerine ne çay geçiyor ne kahve geçiyor bu da çok soruluyor. Çay kahve içsek su yerine geçir, geçer mi diye. Çay ve kahve su yerine geçmiyor tam aksine bunlar diüretik içecekler ve fazla içildiğinde çay ve kahve vücuttan su atıyorlar. Bu yüzden her bir bardak çay ve kahve içtiğinizde yanınızda bir bardak kocaman bir bardak su bulundurun ve çay kahvenin ardından bir bardak suyu içiniz. Çünkü e, vücuttan fazla su atılımı olduğu için gün içerisinde bir bakıyoruz ki çok fazla. Su Su çay ve kahve içtiğimiz için su içmek aklımıza gelmemiş aslında. Bu yüzden bol bol. Su e, ilk başta geliyor. İkinci olarak kendimizin yaptığı, e, o an taze sıktığı aslında meyve suları olabilir. Meyve meyve tüketmek e, olarak önemli demiştik. Fakat bazı durumlarda eğer ki e, canımız istiyorsa en azından hazır meyve suları yerine kendimizin sıkması son derece önemli olabilir. Eğer ki canımız asitli gazlı içecekler e, istiyorsa bunu da yine sınırlandırmak ayda bir iki defayla son derece önemli